Allah'ın nurunu kazanıyoruz. Onunla nurlanıyoruz. Karanlıklar onunla nurlanır. Nefsimizin karanlıkları onunla nurlanır. Küfrü onunla nurlanır. İman olur. Şirki onunla temizlenir. Tevhid olur. Allah bize neyi takdir etmişse bize gelecek olan odur. Zaten levh-i mahfuzda takdirini yapmıştır. Her bir kul için. Ezeli ilmine göre yapmış. Kulum kazansın diye yapmıştır bu takdiri. Kulun gücünü biliyor, ne yapacağını biliyor, ne kadar anlayacağını biliyor, niyetini biliyor. Bütün muamelesi, her bir muamelesi sadece kul için hayırdır, rahmettir, hidayettir, nurdur. Onu kazansın diyedir. Rabbinin nuruyla nurlansın, el-esmaul husnasının, güzelliğinin nuruyla nurlansın diyedir. Rabbiyle güzel olsun diye, Rabbine yeryüzünde harife olsun diyedir. Bir nimet gelince yapması gereken şey nedir? Zaten Allah'ın nimetlerini toptan saymaya kalkırsanız sayamazsınız dedi. Kul nimetler içinde yüzüyor. Önce asıl nimet kendisi için nedir? Onu yaratan Rabbi, ilahi, mabudi. Kendisi için Rahman ve Rahim olan Rabbi. Kendisi için hadi olan, hidayeti veren, peygamber gönderen, kitap gönderen Rabbi. Rabbinin kendisine olan tecellisi, yakınlığı, Rabbinin ona ruhundan nefretmiş olması, onu Hazreti İnsan kılmış olması, melekleri ona secde ettirmiş olması, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini emrine vermiş olması, ona ebedi bir hayatı hazırlamış olması, bununla beraber davet edip, imtihanlara tabi tutarken kazanma imkanı verip onu kendine çekmesi. Onun için öyle buyurmuştu. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Allah'ın davetine icabet ettiğimizde nura icabet etmiş olur ve nuru kazanmış oluyoruz ki onunla nurlanmış oluyoruz. Eğer Allah'tan, Allah'ın nurundan, davetinden yüz çevirirsek bu durumda şeytanın davetine icabet etmiş olur. Karanlığa gömülmüş olur. Allah'ın nurundan mahrum kalmış oluruz. Nasıl ki kıyamet günü için Allah öyle buyurmuştu. O gün müminlerin önlerinden ve sağlarından nurları onları aydınlatır. Ne derler? Rabbim nurumuzu tamamla. Bizi mağfiret et. Sol tarafta nur yoktur. Onun için o tarafta günahlar vardır. Günahlar orayı karartmıştır. Sen gafursun, sen gaffarsın, sen afusun. Sen her şeye kadirsin. Nurumuzu tamamla derler. Öbürlerinin nuru yoktur. Nuru olmayanlar da nuru olanlara ne diyor? Durun biz de size nurunuzdan istifade edelim. Onlar da geriye dönün de nur arayın. Nuru dünyada kazanmanız gerekirdi. Bu nuru nasıl kazanıyor? Güzel yaparak. Onun için Allah öyle buyurmuştu. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız? Allah'a göre güzel yaptığında Allah'ın nurunu kazanıyorsun. Hangi güzelliği yaptınsa, hangi Allah'ın ismiyle güzel yaptınsa o ismin nurunu alıyorsun. Yani rahmet edince Rahim olan Rabbinin nurunu alıyorsun. Onunla Rahim oluyorsun. Kerim olan Rabbinin ismiyle muamele edince, yani ikram edince Allah'ın Kerim isminin nurunu alıyor. Onunla Kerim oluyorsun. Affedince, mağfiret edince Afu isminin nurunu, Gafur isminin, Gafar isminin nurunu alıyor. Onunla Afu oluyorsun, Gafur oluyor, Gafar oluyor.
Allah'ın isimleri böyle tecelli ediyor ve sen Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmuş oluyor. Rabbini temsil etmiş oluyorsun. İsimleriyle temsil etmiş oluyor, halifesi olmuş oluyorsun. Dolayısıyla bu isimlerle Allah'a yakın, Allah'a veli, dost olmuş oluyorsun. Rabbini sevmiş, Rabbinin isimlerini sevmiş, o isimlerle hayatı yaşamış, imtihanları karşılamış. Dolayısıyla Rabbine yakın, Rabbine halife, Rabbine ayna olmuş oluyorsun ki Allah kuluna bakarken kendi güzelliğini onun üzerinde seyretmeyi dilemiş, diliyor ve seviyor. Bunun için hayatı yaşarken Allah ister nimetle, ister musibetle imtihana tabi tutmuş olsun. Nimeti verince o nimeti gerektiği gibi kullanmak gerekir. Yani o nimetlerle Allah'ın güzelliğini, isimlerini kazanmaya çalışmamız lazım. Nimeti verince, onunla infak edince, zekat verince, sadaka verince, insanlara yardım edince, sıkıntıları gidermeye çalışınca, insanların cennete gitmesi için çaba gayret sarf edince, vahyini taşıyınca, insanlara hidayet olunca, rahmet olunca, ikram olunca şükretmiş oluyoruz. Dolayısıyla Allah'ın Şekur ismi, Şakir ismi, Kerim ismi, Ekrem ismi, Vehhab ismi, Hafi ismi, El-Hayr ismi tecelli ediyor. Aynı zamanda onunla rahmet etmiş oluyorsun. Allah'ın Rahim ismi, Rahman ismi tecelli ediyor. Kulü sevmiş, onun sevgisini kazanmış oluyorsun. Allah'ın Vedud ismi tecelli ediyor. Bununla beraber diğer isimler zaten beraberinde tecelli ediyor. Nimetleriyle bunu yapıyorsun. Evet, şükretmiş oluyor, gereğini yapmış oluyor. Ve Allah'ın isimlerini, isimlerinin nurunu, tecellisini kazanmış, Allah'a yakın olmuş oluyorsun. Bir musibet olunca, bir sıkıntı olunca, nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, onun bir imtihan olduğunu bilip ne yapıyoruz? Sabrediyoruz.